Zayıflamada tavsiye edebileceğimiz bitkilerimiz genel olarak burada. Bilge kekik, metabolizmada düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman kolesterol, trigliserit, karaciğer yağlanmasına faydası var. Ama aynı zamanda düzenli kullanımlarda çok iyi bir yağ çözücü bir bitkidir. Aynı şekilde mate yaprağı hem yağ çözücü özelliği olan bir bitki hem de çok güzel bir tokluk hissidir. Biberiyemiz hem sindirim problemlerinde ama en büyük de yağ çözücü, vücuttan yağ atıcı özelliği olan bir bitki. Aynı şekilde funda yaprağı yağ çözücü olan bir bitkidir. Bu sırada rezene var. Bu orta sıramız tamamen ödem söktürücü bitkiler. Vücuttaki fazla suyu ödeme atan bitkiler. Rezene, ısırgan otu, papatya, yeşil çay ve kiraz sabı. Aşıkotu özellikle metabolizmanın hızlandırılmasında, bağırsak tembelliğinde faydası olan bir bitki. Tarçınımız var, kabuk tarçını herkes biliyor. Vücutta şeker dengesini koruyarak de hibiskus, şeker dengesini sağlayan bir bitki. Burada da yaseminli yeşil çayımız var. Yaseminli yeşil çay, özel olarak hazırlanmış bir çaydır bu. Özellikle stres, yorgunluk, hafif depresif durumlarda, uykusuzlukta çok etkili olarak kullanılır. Belli bir miktarlarda sıcak suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar demletilir ve içiliyor. Uzun süredir işte bütün dünyayı etkisine alan COVID-19 probleminden dolayı bazı dönemler zaman zaman uzun, zaman zaman kısa kapanmalar yaşandı. Bu kapanmalarda tabii ister istemez bazı özellikle bayanların kilo problemleri ortaya çıktı. Hareketsizlikten kaynaklı olarak da. Şimdi açılmalar başladı, aşılanma çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bütün bahar geldi, yaz geldi, tatil mevsimi, düğünler falan. Tabii şu anda bayanlarımızın en büyük derdi fazla kiloları. Hemen koşarak geliyorlar, işte haftaya düğünümüz var, tatile gideceğiz, işte yazlıklarımızı giyeceğiz, geçen seneki yazlıklarımız olmuyor. Bunlarla ilgili bize kısa sürede nasıl yardımcı olabilirsiniz, hemen bu fazla kiloları nasıl atabiliriz, nasıl kısa sürede zayıflayabiliriz diye. Tabii burada zayıflamak tabii insanların en büyük hayalleri, özellikle bayanların. Tabii bunu da yaparken en önemli şey bu kilo, fazla kilolarımızı atarken sağlığımızı bozmadan, metabolizmamızı zayıflatmadan, bağışıklık sisteminde zarar vermeden, özellikle bu salgın döneminde zayıflayalım derken bağışıklık sistemini düşürüp tekrar farklı hastalıklara yakalanmamamız lazım. O yüzden hani hızlı bir şekilde zayıflama değil ama zamanla sağlıklı zayıflatabilecek farklı ürünlerimiz var. Bitkisel çaylarımız var. Onları tavsiye etmek isteriz. Bunları düzenli bir şekilde günlük 1-2-3 bardak içerekten fazla kilolarından, fazla ödemlerinden, metabolizmanın daha hızlı çalışarak sindirim problemlerini hızlandırarak zayıflamayı kolaylaştıracak ürünlerimiz var. Nelerimiz var? Çeşitli bitkilerimiz var. Onları şimdi sırasıyla hepsini anlatacağım ben size. Biberiye, funda yaprağı, yeşil çay, yaseminli yeşil çaylarımız var. Tarçın özellikle zayıflamada şeker dengesini koruyabilmek için, açlık şekerini dengeleyebilmek için kabuk tarçınlı sularımız var. Sirkeli sular tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Ve bazı böyle özel bitkilerden belli oranlarda karıştırarak çaylar hazırlanmasını istiyoruz. Bunları da düzenli günlük 2-3 bardak içerek yavaş yavaş, hızlı değil, yavaş yavaş aylık 3-4 kilolarla, 5 kilolarla zayıflamalarını tavsiye ediyoruz. Yaklaşık 300 milimlik çay demleme, bitki demleme French press'imizin içerisine bir çay kaşığı kadar kekik, bir çay kaşığı kadar mate, şöyle küçük bir tutam, şöyle gösteriyorum, biberiye, yine aynı şekilde bir çay kaşığı kadar funda yaprağı, bir çay kaşığı rezene, küçük bir tutam ısırgan yaprağı, 5-6 tane kadar papatya, yine içerisine bir çay kaşığı kadar yeşil çay, fazla olmamak şartıyla şöyle bir tutam kiraz sapı. Sindirimi biraz daha kolaylaştırsın maksadıyla 4-5 tane açlık otu, 1-2 parça nar çiçeği veya hibiskus olarak da biliniyor. Bir dal da kabuk tarçın. Sıcak suyla dolduruyoruz. Bitkisel karışımımızı yaklaşık 10 dakika demlemeye alıyoruz. 10 dakika sonra bunu süzerekten bitki çayımızı yemeklerden önce birer bardak olarak içiyoruz.